Hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır. Şimdi tek tek A şıkkını en son okuyacağım. Muson yağmurları her yıl içinde doğan af, doğal afetlerle neden olmaktadır. Sanayileşme küresel ısınmanın etkisini artırmaktadır. Van birinci dereceden deprem kuşağında yer almaktadır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece ve gündüz süreleri arasındaki fark artar demiş. Burada ne yaptı? Buralarda ee, var olan durumla ilgili bir açıklama bilgi verdi. Şimdi A bakıyorum. Çin'de nüfusu azaltmaya yönelik politikalar uygulanmamalıdır. Ne yaptı burada? Bir öneri, bir tavsiyeden bahsetti. Dolayısıyla kendi görüşünü söylemiş oldu. A diyecek, diyeceğiz. Cevabımız A. Bu parçada numaralanmış söz cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Benden daha iyi gören, kavrayan, düşünen, yaratabilen beyinlerin olduğunu fark edebilmek üzmüyor beni. Şimdi benden daha iyi gören dediği için benle daha iyi gören kişileri karşılaştırma yaptı. Dolayısıyla A doğru. İkinci cümlede birinci cümlenin açıklaması niteliğindedir. Kendimden başka biri olmaya da özenmiyorum çünkü. Çünkü dediği için kendinden önceki cümlenin açıklaması niteliğindedir. Evet bu da doğru. Üçü, üçe bakalım. Üçüncü cümlede karşıt kavramlardan yararlanılmıştır. Aşağılık ve üstünlük duygularına Aşağılık ve üstünlük duygularına kapıldığım yıllar çoktan geçti. Aşağılık ve üstünlük karşıt kavramlardır. Evet. Beşinci cümleye bakalım. Neden sonuç ilişkisi söz konusudur demiş. Bakalım başkalarını değil kendimi aşmam gerektiğini anladığım için neden ne için Kendimi aşmamı gerektiğini anladığım için sonuç ne? İlkel yönlerimi bir güzel törpüledim de sonucu oluyor. Şimdi dörde bakalım. Dördüncü cümlede olasılık anlamı bulunmaktadır. Bana zarar veren her şeyi ardımda bıraktım. Burada olasılık anlamı var mı? Hayır yok. Ee, olasılık olsaydı mesela ne demesi gerekirdi? Bugün yağmur yağabilir deseydi olasılık olurdu. Dolayısıyla cevabımız denizde.